Sayın Valim, Sayın Malatya Büyükşehir Belediye Başkanım, değerli başkanlarım, kaymakamlarım, sevgili müftüm, çok kıymetli Malatyalılar, Darendeliler ve yurdun dört bir tarafından gelen kıymetli misafirler, hanımefendiler, beyefendiler, ben de sizlerle birlikte olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Hepinizi saygıyla, sevgiyle, muhabbetle selamlıyorum. Sağ olun, var olun diyorum. Böyle soğuk bir gecede, soğuk bir salonu yürek ateşiyle, gönül ateşiyle ısıttığınız için de teşekkür ediyorum burayı doldurduğunuz için. Var olun, sağ olun. Bugün tarihimizin Osmanlı'yı etkileyen en önemli şahsiyetlerinden birini burada anmak üzere toplandık. Şeyh Hamidi Veli Somuncu Baba'yı inşallah çok kıymetli akademisyen arkadaşım Abdullah Kahraman Bey'le sizi daha fazla yormadan kısa kısa özetlerle inşallah bu akşam bir nebze değinmeye çalışacağız. Arabayla yolda giderken hele karanlık gecelerde sisli havalarda kenarda köşe taşları görürsünüz. Bu köşe taşları gerçekten çok önemlidir. O köşe taşları olmasa belki uçuruma yuvarlanmak, hayatınızı kaybetmek çok kolaydır. İşte Peygamber Efendimiz'den bugüne de köşe taşları vardır. Köşe taşları. Bunlar sahabe-i kiram efendilerimizdir. Bunlar tabi'in, tebe-i tabi'in efendilerimizdir. Bunlar silsile-i aliye büyükleridir. Bunlar eğme-i müştehidin hazeratıdır. Bunlar velilerdir, evliyalardır. Bunlar köşe taşlarıdır. Bu köşe taşları İstanbul'dan Malatya'ya geldiği gibi Peygamber Efendimiz'den bugüne kadar gelirler. Önemli olan bu köşe taşlarını iyi bilmektir, iyi anlamaktır ve onları iyi takip etmektir. Yoksa sadece canınızı kaybetmezsiniz, imanınızı da kaybetmekle karşı karşıya kalıverirsiniz. Çünkü doğru köşe taşları varken sahte köşe taşları yol kesenler kat-ı tariki ilahi dediğimiz ilahi yola giden o yolları kesen insanlar da az değildir. Belki bire karşılık bindir. Bunları iyi bilmediğimiz zaman, anlamadığımız zaman kaybederiz. Onun için başkanımızın burada Somuncu Baba'yı gençlerimize çok iyi tanıtmalıyız sözünün üzerini bir kez daha ben çiziyorum. Keşke bunları hani bugün burada ben bazı gittiğim yerlerde ifade de ediyorum. Sabah geldim. Keşke bir lisede de talebeleri burayı doldurup onlara da o gençlere de Somuncu Baba'yı ben burada anlatabilseydim. Bugün bunlar lazım ve çok önemli. Evet, yolu, köprüyü, barajı, silahı, her şeyi yapabiliyoruz. Ama gençliği şayet eğitmiyorsak, gençliğin ruhuna ulaşmıyorsak, gençliği eğitemiyorsak, bu köşe taşlarımızla gençliği bulaştıramıyorsak, o silahları alnımıza doğrultu veriyorlar. O silahları üzerimizden tanklarla geçmeye çalışıveriyorlar. Sana da yapacaksın görevin seni deyip de böyle tepeden söyleyen gençliği çok görüyoruz maalesef. Zira biz 20-30 sene bu gençliği FETÖ'ye teslim ediverdik. Karşımıza nelerin çıktığını gördük. O FETÖ'cülerin ben 7 sene önce Darendi'ye geldiğim zaman Somuncu Baba'yı ziyaret edelim. Yurt dışından adamlar getirmişler, gençler getirmişler, gezdiriyorlar. Şurada da Somuncu Baba kabri var, türbesi var. Onu ziyaret edelim dediklerinde hele bunlar yabancı, kafalarını karıştırmayalım diye Somuncu Baba'nın türbesine dahi getirmiyorlardı. Bunu birkaç gün öncesin geç oraya gelmiş olmakla duymuş oldum. Yani bundan 6-7 sene önceki bir anekdotu anlatıyorum. Halbuki bizler Avrupa'ya gittiğimiz zaman adamın kiliselerini de görebiliriz. Onlar geldiği zaman bizim camilerimizi de görebilirler. İlla ondan olacak diye bir şart yok. Sadece orada
Somuncu Baba buranın böyle bir şahsiyeti diye anlatacaksın. Anlatılmasını dahi istemiyorlar. Duyulmasını dahi istemiyorlardı. Onlar asla bu milletin insanı olmamışlardı. Onun için bu köşe taşlarımızı iyi bilmemiz lazım. Bakın bu köşe taşları bizi gerçekten felakete düşmekten muhafaza ediyorlar hayatlarını okuduğumuzda. Bu köşe taşları bizi dünyaya bağlanmaktan alıkoyuyorlar. Ahiretini unutma, din ve dünya dengesini en güzel bir şekilde bize dengeleme, yaşama imkanını sunuyorlar. Mecazi aşka bağlamıyorlar. Yani onlar bizi bir başka böyle mecazi dediğimiz dünyanın güzel görüntülerine kapılıp kalmaktan muhafaza ediyorlar. İki defadır dinliyoruz hem ilahi hem şiir. Nideyim gülşeni, nideyim gülü, nideyim devleti, nideyim şahı diye ifade edip duruyorlar bakın. Neden? İlahi bir aşkın yanında. Yürüyorsunuz güzel bir leylak gördünüz, sümbül gül gördünüz. Gel 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 şu güle bak, şu yaratana bak, onda yaratanın şeyini. Evet güle baktık. Bir daha baktık, bir daha baktık, herkesi çağırdık. Herhalde sabah akşam güle bakacak halimiz yok yani. Sabah akşam gel ne güzel gül var. Burada üç gün bir güle bakılmaz herhalde, deli derler adama gülün başında kapılıp kaldıysa. Öyleyse bir kıza da böyle bağlanma, bir adama da böyle bağlanma. İki gün olur, üç gün olur. Yani asıl olan onu yaratan, onu veren, o birlikteliğimizi sağlayan, onun değerini bil. Onun hakkını bil, onun kendi üzerlerindeki hakkını bil. Ama dünyaya onun için gelmedin. Dünyaya o ilahi aşkı asla unutma. Bunlar mecazi aşka bağlamazlar bizi. O ilahi aşka götürürler. Bize onları da sevdiren, bize onların hakkını da gözeten yine onlardır. Onları gerçekten her yönüyle, sözüyle, sohbetiyle, şiiriyle iyi anlamak lazım, iyi tanımak lazım. Onları özümsemek lazım. Bakınız Somuncu Baba Kayseri'nin bir köyünde yetişti. 1331 Kayseri'de ilk eğitimini aldı. Durmadı. İlim yorulmak ister. İlim yorulmak ister, koşmak ister. Kayseri'den Tebriz'e geldi, Şam'a geldi, Tebriz'e geldi, Hoya geldi. Bütün maddi ilimleri, maddi ilimlerle mücehhez oldu. Tasavvuf ilmini de aldı. Alaaddin Erdebili'den. Türkiye 80-100 senedir tasavvuf profesörlerini yetiştiriyor. Maalesef çoğu tasavvufun düşmanı oluyor. Adı tasavvuf profesörü, bunları bu millet çok gördü. Fakat tasavvufu reddeden profesör. Tefsir profesörü, Kur'an-ı Kerim'in ayetlerini reddeden profesör. Hadis profesörü, hadisleri reddeden profesörler. Memlekette hadis yok. Çünkü bunlar köşe taşlarını tanımıyor. İmam-ı Gazali'leri, İmam-ı Rabbani'leri söylediğiniz zaman, konuştuğunuz zaman bunları elinin tersiyle itiyor. Bilmiyor o büyükleri. Bugün bu milletimizi gerçekten mayalandıran, hamurunu yoğuran o büyükler, yerin altındakiler. Yerin altı yerin üstünden çok zengin. Yerin altı çok güzel. Onun için bu millet ölümden korkmaz. Öldüğü gün aşağı indiğinde Somuncu Baba'yı seviyorsa Somuncu Baba'yla beraber olacaktır. Değil mi? Vallahi ben gencime şehadeti öyle güzel yüklerim ki şehitliği ağlamaz. Hani şehit olmayı herkes ister. Çünkü bir tek şehitler bu dünyaya cennete girdiği zaman, cennetteki yerini gördüğü zaman bir tek şehitler bu dünyaya geri dönmek isterler. Başkası istemez. Çünkü o şehadetin ona verdiği rütbeyi de orada görmüştür. Orada anlamıştır. O 50 defa şehit olsa buraya tekrar gelir. Bir de altta Fatihler, Yavuzlar, Kanuniler, Akşemseddinler, Hacı Bayramı Veliler, Somuncu Babalar, Ceddi, Ecdadı, Osmanlısı, Selçuklusu, herkes orada. Tüm sevdiklerimiz orada. Oraya gitmekten kim korkar? Onun için bu milleti korkutamazsın. Bu millete baş eğdiremezsin. Bu millete boyun eğdiremezsin. Çünkü bu millet
hayatı, hayatta kalmayı, hizmet etmeyi, var olmayı ister ama ölümden korkmaz. Ölümü de düğün günü bilir. Düğün günü. O sebeple bu milleti yıkmak, galip gelmek mümkün değildir. Somuncu Baba, bunlar öyle insanlar ki bir de çekiyorlar. Mıknatıs gibi yetişti. Ta nerelerden kaç sene ilim tahsil etti. Geldi Hacı Bayram-ı Veli'yi bir mıknatıs gibi çekti. Falan köyde bir müderris var. Onu alın ve gelin. Bakın bunlar bir de böyle insanlar, rastgele değil, beklemez. Alır gelirler, mıknatıs gibi çekerler. Hacı Bayram-ı Veli'yi bir mıknatıs gibi çekti. Geldiği gün Kayseri'ye bayram günüydü. Hacı Bayram ona, Numan, bugün hem gelişinle bayram ettin hem bugünümüz bayramdı. İki bayram oldu, senin lakabın bayram olsun dedi. Hacı Bayram-ı Veli şu millet için bir bayram değil mi? Onu yetiştiren, onu Hacı Bayram-ı Veli yapan Somuncu Baba. Onunla ne sohbetleri onu yetiştirdi? O da aynı zamanda kimi yetiştirecek? Fatih Sultan Mehmed'in hocası Akşemseddin'i yetiştirecek. Aynı şekilde bir urganla çekilir gibi boynuna halatı geçirip çekmek gibi çekilecek. Onu, o da onu görmeye gidiyor. Fakat geri dönmek Ankara'ya geliyor. Ankara'da gezerken Hacı Bayram'ın yerini sorunca işte diyorlar şu dükkan dükkan gezen zat Hacı Bayram'dır. Niçin geziyor dükkan dükkan? Para topluyor. Allah Allah. Bu da müderris. Din adamı dükkan dükkan gezer, para toplar mı? Geri dönüp gidiyor. Bakış normal ama iyi tanıyacaksın. Kiminle kimin ne olduğunu, bu FETÖ'nün para toplasına benzemez toplamasına. Bazılarını iyi tanıyacaksın. Zira FETÖ'nün üzerinden birileri nemalanmak istiyor, tüm tarikatlara vurmak istiyor. Çıkıyor birileri. Tüm tarikat diye bir şey duymamış adam. Alim evliya diye bir şey duymamış. Tasavvufun tesini okumamış, yaşamamış, o aşkı tatmamış bir adamın anlaması mümkün değil. Hepsini aynı yere, aynı teraziye koymak istiyor. Anlamıyor çünkü, bu ona benzemez. Bazen para mı üstün, ilim mi demişler. Para üstün demiş. Neden? Hep ilim sahiplerini, para sahiplerinin yanında görüyoruz. Oysa ilim üstün olsaydı, para sahipleri ilim sahiplerinin yanına giderdi. Doğru demiş. Ama ilim sahibi para sahibinin de yanına gidiyor. Çünkü paranın kıymetini nereye harcayacağını da iyi biliyor. Para sahibi ilmin kıymetini bilmiyor. Paranın nereye harcanacağını da iyi bilmiyor. Onun için kaliteli, iyi ilim sahiplerini tanımak lazım. Paranın nereye harcayacağını, nereye kullanılacağını da ilim sahibi bilir. Para Nemrutlardan mirastır. İlim peygamberler mirasıdır. Parayı sen korumak zorundasın. İlim seni korur. Parayı harcadıkça biter. İlim harcadıkça eksilmez. Paranın hesabı vardır. İlmin elde ettiğinden, her şeyden sevabı vardır. İlim sahibi onu öyle gördü ve geri döndü. Akşemseddin Halep'e gidiyor. Halep'e bir konak mesafede, gece rüyasında boynunda zincir. Halka Hacı Bayram-ı Veli'nin elinde. Ve Hacı Bayram-ı Veli onu çekiyor. Uyandığında boğazında zincir izi. O şekilde geliyor. İşte gerçek ilim sahipleri, tasavvuf ehli adamı da böyle zincirle çekerler. Ve çekiyor, onu yetiştiriyor. O Fatih Sultan Mehmed'i yetiştiriyor. Tarihimizin, düşünebiliyor musunuz? Peygamber Efendimizin övdüğü, müjdesine nail olan Letüftahannel Konstantiniyye ve lenimel emiri emiruha ve lenimel ceyş zalikel ceyş. Muhakkak fethedilecek İstanbul. Ne güzel komutan onu fetheden komutan. Ne güzel asker onu fetheden asker. Düşünün, işte Somuncu Baba ta Fatih Sultan Mehmed'e, Aziz Mahmut Hüdayi'ye etkileyen bir alim olarak karşımızda duruyor. Hayatı baştan başa bize bir ibret veriyor. Kendisi
Bursa'da az önce hayatını da izlerken Bursa'nın somuncu babası kimse tanımıyor. Sadece bir ekmekçi baba, ekmek yapan, insanlara ekmek satan birisi, bir adam. Bu kadar. Ama Bursa'da çağının en büyük alimi, Osmanlı'nın en büyük alimlerinden bir tanesi, ilk Şeyhülislamlarından Molla Fenari Hazretleri, en büyük tefsir alimlerinden. Bursa'nın en büyük velilerinden bir tanesi Emir Sultan. Ulu Cami tamamlandı. Yıldırım Bayezid Han Emir Sultan'dan hutbe okumasını istediğinde, burada öyle bir alim var ki bizim sözümüz burada geçmez. Veya o varken bize söz düşmez. İşte Somuncu Baba o gün tanınıyor Bursalılar tarafından. Aynı Somuncu Baba daha hiç görmediği, yani alim olduğunu, onun Somuncu Baba'nın Somuncu Baba olduğunu bilmeyen Molla Fenari tefsir yazıyor. Tefsirlerde, tefsirin de müşkilatı var. Fatiha'nın tefsirini yapıyor. Bazılarının tefsirde müşkilatı var diyerek. Biri 7 türlü tefsirini yapıyor. Birincisini herkes anlıyor. İkincisini birkaç kişi anlıyor. Üçüncüsünü 2-3 kişi anlıyor. Gerisini kimse anlamıyor. Ve bunu Molla Fenari Hazretleri oradan gitmemesi için ne kadar yalvarıyor. Düşünün, şu andan itibaren Somuncu Baba'nın yeri Emir Sultan'ın makamında, sarayında nerede? Yıldırım Bayezid Han onu nereye oturtacak bu andan itibaren? Herhalde sarayın en birinci kişisidir. Ne istese padişahtan geri dönmez, ama o sırrımız faş oldu, biz artık burada duramayız diyerek dönüyor. Bakın nereye geliyor? Aksaray'a geliyor. Nereye geliyor? Darendi'ye geliyor. Şöyle uzaktan baktığımızda herhalde kasaba, vilayet denecek bir yer değil, köy diyeceğimiz bir yer. Öyle bir yerde insanları, bir adamı yetiştirmektir onların gayesi. Bir gönüle girmektir. Dürüş kazan ye yedir, bir gönül ele getir. Yüz Kabe'den yeyrektir bir gönül ziyareti. Öyle, çünkü onlar yattığı yerde diriyiz, daim ölmeyiz, biz ölmeyiz. Ölümsüzüz. Bakın 600 sene sonra oğulları, torunları, evlatları, sevenleri tüm dünyaya onun nurunu ve hizmetini, İslam'ın nurunu yaymıyorlar mı? Bunu görmüyor muyuz? Ölmez oraya gitmekle. Bunu devleti ele geçirmek isteyen FETÖ anlamaz ve ona benzemez. Ona benzemez. Bunlar onlar sadece kalple ve gönülle uğraşırlar. Hacı Bayramı Veli Hazretleri 2. Murat zamanında Edirne'ye getirildi, isyan edecekmiş diye. Talebeleri çoğaldı. Bazen çoğalan talebelerden insanlar korkar. Doğru yolda olanlardan korkmayın. Bozuk adamları iyi tanıyın. Bozuk adamları. Binlerce talebesi var Ankara'dan ve diyor ki bu adam tehlikeli olabilir. Çünkü bozuğunu da gördüler. Şeyh Bedrettin isyan ediyordu. 2. Murat Han bunu yaşadı. Acaba isyan edecek biri mi Ankara'dan getirtti? Geldiği gün eline sarıldı. Eline sarıldı. Hata etmişim sultanım dedi. Yanlış yapmışım dedi. Bana dua edin dedi. Bırakmayın dedi. Edirne'de eski caminin vaazını, her şeyini ona verdi. Ama bu andan itibaren Hacı Bayramı Veli 2. Murad'ın sarayının süsü değil mi? Fakat o Ankara gibi o zamanlar köy olan bir yere geldi. Yine gönülle uğraşacak. Kimi yetiştirdi? Akşemseddin'i yetiştirdi. Akşemseddin Fatih Sultan Mehmed'e 53. günde İstanbul düşmüyor. En bunalımlı zamanında fethedilmeyecek mi bu İstanbul dediği zaman, sultanım şu gün şuradan şu saatte hücuma geçin. İnşallah İstanbul bizimdir. Gününü, yerini, kapısını söyledi. Ve Fatih Sultan Mehmet surlardan içeri girdiği zaman öyle müthiş bir sevinç yaşıyor ki, öylesine bir sevinç. Etrafındakiler çocukça bir sevinç diyorlar. Zira 8 asırdır aşılamayan o surları aştı. Peygamber Efendimizin müjdesine nail oldu.
Doğu Roma'nın da hakanı oldu. Dünyanın en estetik, en güzel şehrine kavuştu. Nasıl sevinmesin? Çocukça bir sevinç. Adamın ciğerini okuyan da bir yönü var Fatih'in. 21 yaşında bir genç fakat insanın ciğerini okuyabiliyor. Onlara diyor ki, bendeki bu sevinci İstanbul'un fethine zannetmeyin. Bunları bize okutmazlar. Bunları hiç duymadık. Fatih'in bu sözünü tarih kitapları yazmadı, yazmıyor. Bizim önce eğitim noktasından da bir başlamamız lazım. Şu bağımsızlık savaşını kazanabilirsek. Bugün savaşın tam ortasındayız. Tam ortasında. Maşayı düşürdük ama eller çarpışıyor bugün. Tam ortasında bir savaş veriyoruz. Bunları tarih kitapları yazmıyor. Bendeki bu sevinci İstanbul'un fethine zannetmeyin. Neye seviniyor? Zamanımda Akşemseddin gibi bir alimin bulunuşuna seviniyorum. Şu sözü 3 gün önce, 5 gün sonra söylese burada söylemem. Sevincin en yüksek olduğu bir noktada, tam surlardan içeri girdiği bir esnada söylüyor. Şu andan itibaren Akşemseddin Fatih'in sarayının neresinde? Düşünün. O nerede? Göynük'te. Fatih bütün her şeyi bırakıp talebe olmak istiyor. Saltanatı bırakıp ona talebe olmak istiyor. O tasavvuf yolunu da almak istiyor. Sultanım sen bu zevki tadarsan padişahlık yapamazsın. Kaçıyor. Ve kendisi Göynük'e kadar, vallahi ben 2 sene önce taksiyle giderken yoruldum. Ya mübarek nasıl geldim oralara diyorsun. Kaç defa da İstanbul'a geliyor, Fatih Sultan Mehmet'e nasihatler ediyor gidiyor. Yani bir genç bir yere geldiği zaman asla ben niye buradayım demeyecek, ben burada ne yapabilirim diyecek. Ben nereden buralara düştüm demeyecek. Cenab-ı Hak beni burada niçin bulunduruyor, ben ne hizmet etmem lazım diyecek. O büyükleri tanıyan insanlar bunu söyler. Bazen bakıyorum, hani içimizde genç arkadaşlarımız da var. Kaymakamlar var, bir takım savcılar, şeyler. Küçük bir yere düştüğü zaman, ya işte hocam burada günümüzü oyalıyoruz. Öldürüyorsun yani. Gününü öldürüyorsun, zamanı öldürüyorsun. Orada yetiştireceğin bir kişi acaba yarın binlerce kişiye ışık salabilir mi bilemezsin sen. Ben buraya bir kişi için geldim diyebileceğiz. Bunları tanıdığımız zaman bunu öğreniyoruz. Gerçekten araya bazı şeyler, misaller koydum. Günümüze de işaret ettim. Bir günümüzün son bir işaretle hocama bırakacağım sözü. Bakın sık sık atıfta bulundum. Çünkü maalesef bu FETÖ belasını bugün Türkiye anlamış değil. Hala anlayabilmiş değil. Bunu 12 senedir ortaya çıkmış bir hareket olarak görüyorlar. Bunu 12 Eylül 1980 bunlara yol açtı. 28 Şubat bunlara otoban yaptı. Otoban. 2002'ye geldiklerinde kanser hücresi gibi bütün hücrelere girmişler. Ahtapotun kolları gibi her yeri sarmışlardı. Artık ülke bitmişti. Ellerindeydi. 2002'den itibaren muhtemelen Tayyip Bey geldiği gün bunları çok iyi biliyordu. Çok iyi takip etti. 2010 yılında ustalık dediğim şey bunlarla savaştı. Çünkü ya kendi ya bu millet gidecekti, ya bu millet gidecek veya bu millet yaşayabilecekti. Başka türlü yok. 2 şıktan biri yok olmuştu millet. Onun için 2010'dan itibaren Hakan Fidan'ı getirerek savaşı başlattı. Son 3 sene bunlara terörist, bunlara haşhaşi demese, son 3 senedir milletin gözünü açmasa da 2 sene açmış olsa 240 bin şehit, 1 sene açmış olsa 2,5 milyon şehit verecek. Hiç açmasaydı, yani savaş 15 Temmuz 2016'da başlamış olsaydı bu ülkenin %80'i 90'ı FETÖ'nün yanında olacaktı. Sadece %10'u 20'si bu tarafta olacaktı ve ülke gitmişti. Televizyonlarda 20 sene, 30 sene, 40 sene geri gideriz diyenlere ahmak diyorum. Hala hiçbir şeyin farkında değiller. Bugün TC diye bir devlet yoktu. Abdülhamit Han'a 1909'da vurdukları ölüm vuruşunu TC'ye 15 Temmuz'da vurmuş olacaklardı.
ve Türkiye Cumhuriyeti diye bir devlet yoktu. Doğu ve Güneydoğu PKK-PY diye verilmişti. Orta Anadolu'da, Malatya'da dahil olmak üzere 5 milyon insanımız ölmüştü. Şayet 10 milyon derse, arkadaşımız da 20 milyon derse itiraz etmem. En azını söylüyorum, 5 milyon. Bu 10 milyon, 15 milyon, 20 milyon olabilirdi. Sur içi dediğimiz bölge FETÖ'ye verilmişti. Vatikan devleti gibi Sur içinde bir devlet kurulmuştu. Ve oraya da halife sıfatıyla biri gelip oturmuştu. Bu halifeyi, yani bugün halifelik vardı Türkiye'de. Bu halifeyi Müslümanların halifesi zannetmeyin. Papa'nın halifesi olarak gelmişti. 1975'lerde alınan 3. bin yılda tüm Orta Doğu'yu Hristiyan yapma projesinin en önemli son noktasıydı bu. Çünkü 20 yıldır Orta Doğu'yu zebun ettiler zaten. Son vurulacak nokta Türkiye'ydi. Türkiye bittiği gün her şey bitmişti. Onun için asla hafife almayın. Çünkü bugün gerçek manada bir savaş veriyoruz. Bağımsızlık savaşı veriyoruz. Bir ay kendilerine gelemediler. 1998'de Papa'ya yazdığı mektubun ilk 5 cümlesini ezbere bilin. Birinci cümlesini okuyorum. Sayın Papa Cenapları, Papa 6. Jean-Paul'ün başlattığı ve devam etmekte olan diyalog ikliminin bir parçası olarak huzurunuzdayım. Papa 6. Jean-Paul'ün başlattığı ve devam etmekte olan diyalog ikliminin bir parçasıyım. Ben Papa'nın hizmetindeyim demektir bu. 2005 ailem ilavesinde FETÖ'nün iman esaslarını okuyorum. 2005'te Diyanet'in Türkiye'de yer yerinden oynatması lazım. Ama artık her şey bitmişti. Güneşi gösteriyorlar 2 dakika, başka bir şey görmüyor adam. Yok, hiçbir şey yok. 2 dakika gösterip bırakıyorlar, mankurt ediyorlar. Tam manasıyla bir mankurt. Ailem, Nisan, Ailem dergisi. Nisan 2005, Ailem dergisinin tam orta sayfası Fethullah Gülen imzasıyla iman esasları. Bu millet son 15-20 seneye kadar her cuma gecesi mutlaka en uzun haliyle camilerde istiğfar duasını yaparlardı. Camilere az gidiyoruz. Bari bundan sonra Müslümanlar evlerinde çoluğunu çocuğunu, eşini kızını toplasın ve cuma geceleri istiğfar duasını yapsın, ezberlesin. O istiğfar duasında amentü de okunuyor. Amentü billahi ve melaiketihi ve kütübihi ve rusulihi vel yevmil ahiri ve bil kaderi. Mustafa İslamoğlu diye biri çıkıyor, kaderi inkar ediyor. Bak, kaderi, amentü'yü bilmediğimizde daha ne belalar bizi bekliyor, çiziver üstünü. Fethullah ne diyor? İman esasları 4 asıldır. O ondan beter, Yaşar Nuri'den beter. İman esasları 4 asıldır. Allah'a inanmak, ahiret gününe inanmak, peygamberlere inanmak. Bu peygamberlere inanmanın içinde peygamberimize inanmak yok. Peygamberlere inanmak. 4. Dördüncü, ubudiyet veya adalettir. Meleklere iman, kitaplara iman, kadere iman yok. Ubudiyet veya adalettir. Ubudiyet ne demek? Abduhu ve Resulühü, kulluk. Kulluk imandan mı? Namaz kılmayana imansız diyebilir misin? Gitti. Adalet imanın şartı mı? Gitti. Peki imanda veya denir mi? Veya ile iman olur mu? Çocuk diyecek, abi bana göre ubudiyet. Öteki yok yok adalet. Gitti işte iman. Ubudiyet veya adalettir. Adam bu 2005'te Nisan ayında kendini haykırıyor, kendini söylüyor. Tek bir şey, gencimize tarih şuurunu, tarih şuurunu, edebiyat şuurunu, doğru dini en güzel şekilde öğreteceğiz. Gencimize Somuncu babaları, Akşemseddinleri, Hacı Bayramı velileri, Aziz Mahmut Hüdayileri gencimize öğreteceğiz. Cenab-ı Hak şehitlerimize rahmet eylesin, bizleri muhafaza eylesin, devletimize ve başımızdakilere güç, kuvvet, kudret versin diyorum. Sağ olun, var olun diyorum.